Ama çok sevgisiz insan var yani. Çok kötü bu. Niye sevgiyi bilmiyor? Abi sevgi çok güzel bir şey ya. İnsan ruhunun en mühim ihtiyacı. Bu nefretle bunlar nasıl yaşıyor? Ben hayret ediyorum bunlara ya. Ya evde oturuyorsun mesela nefret dolu bir insan düşünüyorum. Ya yaşamanın anlamı kalmıyor ki, bu nasıl bir şeydir ya? O zaman sürünmenin en şiddetlisini yaşıyorsun. Ne zorun ya? Ya çiçekler güzel, çiçekleri sev. Hayvanlar güzel, hayvanları sev. Hepsinin üstünde insanlar çok güzel, çocuklar çok güzel. Allah'ı sev, peygamberleri sev. Bu nasıl bir kafa ya? Bunlara bu sevgisizliği nasıl verdiler, nasıl eğittiler, ben şaşıyorum. Ya ağzından bir sevgi ifadesi çıksın. Bir sevdiğin bir insan olsun ya. De ki mesela, ben şunu şunu sevmiyorum ama şu kişiyi seviyorum de. Ya hiç olmazsa ondan mutlu olalım biz. Yani bir kişiyi sevdiğini bilelim. Hiç kimseyi sevmiyorsun ya. Ya bu nefret dolu adamlardan ben bir kişiyi sevdiğini duyayım. Yani o zaman onlara karşı sevgi duyarım. Bir kişi. Ya birkaç kişiyi. Ya bu kadar nefreti nerenize koyuyorsunuz ve bundan kalbiniz nasıl çalışıyor? Beyniniz nasıl çalışıyor? Mideniz nasıl normal midelik görevini yapıyor? Siz nasıl bir varlıksınız, nasıl bir mahluksunuz ya? Bu nefreti size kim üretti bu kadar sevgisizliği? Hayret ediyorum ya. Herkes de nefret ediyorlar. Zaten kendini de sevmiyor diye söylemiştim. Ha, kendini de sevmiyor, kendini de. Bu sevgisizliğe karşı bütün medya, basın, hükümet bir teşvik politikası izlesin. Yani bu yazışmalar, internette, orada burada gençler mutlaka sevgiden her konuşmalarında bahsetsinler. Felaketin kökeni bu. Habire anlatıyorlar. Ya çok sert kullanılıyor üslup. Ya çok acımasız bir üslup var. Bir gariplik var. Ya kardeşim sevgi kelimesini söylesene. Hemen ilacını söylesene. Sevgiden bahsetmiyorlar ya, utanıyor adam ya. Ya en asil kelimelerden de sevgi. Sürekli kullan. Teşvik et. Sürekli hastalığı anlatıyorsun. Çözümünü söyle. Adamlar işlerinde ne kadar pislik varsa, ne kadar kin, öfke varsa onu yağmur gibi yağdırıyorlar sosyal medyada. Ya sürekli güzellikten bahset, bir konuş sen, başkasına da örnek olursun, o da güzel konuşur. Gençler aralarında anlaşsınlar. Sevgiyi genel olarak çok fazla kullansınlar, sevgi kelimesini.